bulan işçi. Geri gelelim arkadaşlar. Uyuşturucu baronu Türk vatandaşlığını satın aldı. İstedi, İsveç istedi ama iade edilmedi. Tabii çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı artık. Evet, vatandaşı iade edemiyorsun zaten. Sen o vatandaşlığı verdiğin zaman onu iade etme. Vatandaşından çıkartıp iade edebilirsin ancak. Evet. Ama evet. Ravomajit değil. Ben araştırdığımda şunu buldum. Bodrum'da adamın tahliye edildiği mahkeme kararını buldum. Adamı demişler ki tahliye ediyoruz. Tamam, ettiniz adamı tahliye. Böyle suçlamalara rağmen. Suçlamalar da şu abi. Stockholm'de, çevresinde, İsveç'in o huzur ülkesi var huzur ya. Huzur ülkesi. Kanı bulamışlar. Adam sevkiyat yapıyor. Kürt tilkisiyle lakabı. Animasyon yapmış. Elinde böyle silah tutan bir tilki animasyonu. Uyuşturucu paketlerin üzerine onları yapıyorlar. Tilki yüzükleri takıyorlar. Yani şovunu yapıyorlar yani. İnanılmaz. Yunan bir mafya lideriyle çatışıyorlar. Sonra adamı Bodrum'daki o evrakta bulan, buna rağmen bırakmışlar adamı dedim. Evet. Sonra bir baktım evrağın dikkatli okuyor. Bir paragraf dikkatimi çekti. Bir okudum. Adamı Bodrum'da meğer 3 ay önce zaten yakalamışlar. Yani Marmaris'te yakalanmasından 3 ay önce Bodrum'da yakalamışlar. Şaka gibi ya. Bırakmışlar herifi. Şaka gibi. Bırakmışlar. Ve vatandaş olduğunu anlamışlar. Yani bunun Ravomajit olduğunu, vatandaş olduğunu anlamışlar. Mahkeme gerekçede şöyle yazıyor. Biz Bodrum'da bunu yakalamışız daha önce. Salmışız, kaçmamış Türkiye'den. Yine kaçmamış İyi vatandaş. Bırakalım diyor. Evet. İyi vatandaş. Buradan şey sorumlu oluyor. Vatandaş. Aynen. Kaçma kuşkusu yok. Yok, onların yok. Bizim Can Atalaylarım inanılmaz var. İnanılmaz ya. Mine Özerdenleri. Hepsinin var. Ayaklarıyla adliye gelenlerin evet. Kaçma şeyi var. Bu adamların yok. Şöyle düşünmüşlerdir. Zaten kırmızı bültenli aranıyor, kaçamaz. Yani ama işte öyle düşünürsen Türkiye'de işleyen suçları da öngörmüyorsun. Evet. Şimdi böyle evet. Ben bir merak ediyorum Ravomajit nerede? Evet. Yani, Türkiye'de. Bence öyle. Büyük ihtimalle. Ama, ne yapacağız? 1453'te çatışma oldu. O çatışmadan evet. Sonra Maslak'taki o çatışmadan sonra onunla çatışan İsmail Abdo, o da Türk vatandaşı, o da İsveç'te bir aynı çetenin liderleri birbirlerine düştüler. İsmail Abdo'nun bu annesi öldürüldü Stockholm'da. Bu çatışmadan sonra. Şimdi tabii bu bizim ülkemizin maalesef ne hale geldiğini gösteriyor. Çürüme değil artık bu kokuşma da başlamış. Çürümüş, kokuşmaya başlamış. Türkiye nelerle uğraşıyor? Türkiye'nin şu anda ekonomisine baktığımız zaman, sosyal yaşamımıza baktığımız zaman her alanda biz bunu görebiliyoruz. Örneğin şeyle 10 dakikamız kaldı. Bu DETASAN'a bir geçelim. DETASAN çok, çok çok önemli. Çünkü onun sonucunda işlenen iki büyük cinayet ikisi de Türkiye'de işlendi. Evet, aynen öyle. O yüzden DETASAN'ın, DETASAN kimdir? Abi DETASAN tablonun başında gördüğünüz kişi suçun vaftiz babası. Öyle Rusça konuşan öyle diyorlar. Suçun vaftiz babası. Suçun vaftiz babası olarak adlandırılıyor. Ne özelliği? Şöyle Urallardan, Ural dağlarından bütün o Kafkas coğrafyasına kadar bütün bölgedeki kanun hırsızları yönetiyor. Kanun hırsız ne? Kafkas mafyası ya da işte Avrasya suç ağı dediğimiz bu örgütte hepsinin başında bir kuralları var bunlar. Şöyle kuralları. O yüzden mi kanuni? Evet, kanuni hırsız yani. Diyorlar. Yani bunlar o kanuni hırsızların hepsi birbirine karşı sorumlu. Örneğin yani kendisini kanuni hırsız yapmak için birinin referans olması gerekiyor. O referans olduğunda öteki kanuni hırsız olabiliyor. Ve örneğin yani kendisini referans olan kişiye zarar verirse ya da kanuni hırsızlardan birine zarar verirse ya da kanuni hırsız olmayan birinin bir kanuni hırsıza saldırmasına neden olursa atılıyor kanuni hırsızlıktan. Evet. Bunların ortak para havuzları bile var abi. Emekli olan mafya unsurları için emekli maaş ödüyorlar. Emekli şu an evet, maaş ödüyorlar. Ceza yapışan için maaş ödüyorlar. Gerçek adı Aslan Usoyan değil mi? Evet, Aslan Usoyan. Ezidi bir Kürt. Ezidi bir Kürt. Yani Kürdistan'da doğmuş. Evet. Ve bütün Avrasya'ya hakim. Suç ağını yönetmiş. Ya 75 yaşında öldürüldüğünde. Ama senin güzel bir şeyin var. Onu söyleyecektim. Kitapta bir güzel vurgulamışsın onu. 75 yaşaması bile çok mucize. Mucize diye. Yani çok zeki bir adam olduğunu gösterir. Çünkü orası da kanuni hırsız. Avrasya suç ağı da çok karanlık bir şey. Ama onu... Işte, bunun altında iki kişi var. Evet, ya altında yüzlerce kişi az önce var. Geri gelelim arkadaşlar. O şemadan anlatabilirim istersen abi. Ha. Bak, abi bunun altında Caniyev ile Lotu Kuyu var. Nadir Salifov evet. Ve Röhşan Caniyev. Evet. Ya şöyle, DETASAN biraz önce anlattığımız Rusya'da yani Avrasya'da suçun vaftiz babası denilen çok çok ileri bir aktör. Röhşan Caniyev ve Nadir Salifov onunla birlikte bu suç pazarını yöneten yani onun altında çok altında olan isimler bunlar. Yoksa DETASAN'la aralarında onlarca kişi var. Ama Röhşan Caniyev büyümek istiyor. Çok hırslı. Röhşan Caniyev'in çok ilginç bir hikayesi var. Yani Azerbaycanlı babası bir kamu görevlisi, annesi öğretmen. Babasını öldürüyor bir mafya.
O mafya babasını cezaevinde duruşma sonunda mahkemede Rövşen Ceni'yi öldürüyor. Mahkemede silah çekiyor, babasını öldürenleri öldürüyor. Cezaevine düşüyor. Ama cezaevinde bu adam aslında kamu babası, ailesi, iyi bir aileden gelen bu adam bir mafya babasına dönüşüyor. Baba. Ve büyüyor, efsanesi büyüyor ve cezaevinden çıktıktan sonra, çok kısa süre sonra çıkıyor. O Avrasya suç ağının önemli bir aktörüne dönüşüyor. Ama yetmiyor, iddiaya göre Det Hasan'ı öldürüyor. Nadir Salifov da işte Dereotu Savaşı dediğimiz Rusya'daki sebze ve meyve pazarına... O çok ilginç, Moskova halindeki hikayeyi anlatır mısın? Evet, yani orada bir Moskova halinde büyük haraç kesiyorlar. Yani bütün düşünün, bölgelerden, yurt dışından gelen malzemeleri toplandı. Malları, sebzelerin, dereotu, marul, maydanoz. Marul Savaşı diye adı var. Evet, işte Dereotu Savaşı diyorlar. Yani dereotların toplandı ve o para için mafya sürekli savaşıyor. Hepsi birbiriyle savaşıyor. Rövşen Ceniyev ile Nadir Salifov savaşıyor. Nadir Salifov o sırada cezaevinde. Ama cezaevinde örgütü yönetiyor. Rövşen Ceniyev Det Hasan'ı öldürdüğü iddia ediliyor. Şey, keskin nişancı vurup öldürüyor bir lokantadan çıkarken. Evet, sniperler. Rövşen Ceniyev onun başına Rus mafyası milyonlarca euroluk ödül koyuyor. Dolarlık ödül koyuyor. 4 milyon dolar mı vermişler? 5 milyon dolar. Onu öldürene ödül koyuyorlar. Rövşen Ceniyev İstanbul Beşiktaş'ta öldürülüyor. Evet. Konrad Hotel'in evet, önünde. Evet, evet. Nadir Salifov da ondan 4 yıl sonra şeyde öldürülüyor. Antalya'da öldürülüyor. Dünyaca ünlü, İstanbul'da öldürüldük. Otelin önünde dünyaca ünlü mafya babası çıktı. Rövşen Ceniyev'in lüks gibi otel çıkışında çapraz ateşe tutuldu. Evet, yani bu çok karanlık bir cinayet zaten. Şimdi özellikle Det Hasan'ın intikamı olduğu için Rövşen Ceniyev'i öldürdükten sonra Nadir Salifov çok güçleniyor. Evet. Yani Nadir Salifov... Bir defa o hedef oluyor. Evet, o artık hedef ve Ceniyev'in kardeşi ve onun çetesi... Artık Nadir Salifov'un peşinde. Ve bu düşüyor. Olaylar İstanbul'da oluyor değerli evet. izleyiciler. Yani dünyanın başka bir ülkesinde değil, Moskova'da da değil, İstanbul'da yaşanıyor. Ve arkasından cenazesi götürülüyor evet. ülkesine. Evet, Mübariz Mansimov'un özel uçağıyla götürülüyor hatta. Bu onun anıt mezarı kendi memleketindeki. Yani böyle de bir anıt mezar yapıyor evet, taraftarlar. Bir şey, 25 bin kişi karşılıyor cenazeyi. Böyle bir efsanevi bir mafya karakteri bu. Yani ama tabii baksanıza insanları kaçıran, öldüren... Evet. İstanbul'da suikastler düzenlenen, işte biraz önceki Gamidov diye gösterdiğimiz biri vardı, onu İstanbul'da öldürüyor adamları. Yani İstanbul'da da şeyde evet. hatta pek çok bölgede cinayetler işliyorlar. Bu şekilde öldürülüyor. Devam edelim arkadaşlar. Ve sonra Antalya'da Nadir Salih